Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle karalahana kavurması yapacağız arkadaşlar. Karalahana kavurmasını genellikle geçenlerde bir tarif vermiştim, Korkota sarması. Ondan kalan saplar ve yapraklarla yapıyorum. Sap ve yapraklarını atmayıp değerlendiriyorum. Ne yapıyoruz? İyice yıkadıktan sonra bir tencerede böyle hafiften bir kavuruyorum karalahana saplarını ve yapraklarını. Daha sonra soğuduktan sonra buzdolabı poşetine atıp buzlukta bekletiyorum ve böyle canım istediğinde çıkartıyorum. Bir baş soğan ve 3-4 tane sarımsakla da bir güzel kavurup doyurucu bir yemek haline getirebiliyorum. Bu Kastamonu yöresine ait bir yemek arkadaşlar. Ben Kastamonluyum. Eşim tarafı Rizeli. Korkota sarmasını da evlendikten sonra öğrendim. Bu kısımda bu bizim evde çok yapılan bir yemek. Babam çok sever. Kendisi de yapar, bize yaptırır. Şimdi dediğim gibi basit, kolay bir yemek ve önceki malzememden kaldığı için karalahanam da az arkadaşlar. Siz istiyorsanız miktarlarını da arttırabilirsiniz. Bol soğanlı, bol sarımsaklı bir kavurma yapabilirsiniz. Ben şimdi soğanlarımı jülyen şeklinde doğrayacağım. Sarımsaklarımı doğrayacağım. Sonra kavurma işlemine başlayacağım arkadaşlar. Çok basit, çok kolay. C vitamin deposu biliyorsunuz karalahana. Mutlaka tüketiniz kış aylarında. Soğanlarımızı böyle jülyen şeklinde doğrayalım. Siz istiyorsanız yemeklikte doğrayabilirsiniz. Ben böyle olmasını daha çok seviyorum bu kavurmada. Başlı başına bir vitamin deposu arkadaşlar. Bakın soğan var, sarımsak var. Tam böyle kış yemeği ve çok lezzetli oluyor. Mutlaka siz de denemelisiniz. Pişman olmayacaksınız. Bu arada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şimdi bu karalahanayı buzluktan çıkardıktan sonra mutlaka sulanacaktır. Lütfen suyunu sıkıp da hani kavurunuz. Bakın zaten şöyle göstereyim. Anlaşıldığı üzere sıktım. Çünkü bayağı bir sulanıyor çözüldüğünde. Bu da küçük bir dipnot. Sarımsaklarını da aynı şekilde doğrayacağım. Yani jülyen değil de. Yani istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz sarımsakları. Ben soğan ve sarımsağı çok sevdiğim için genellikle kullanılabilecek bütün yemeklerde de kullanıyorum. Şöyle soyalım. Bu Kastamonu sarımsağı arkadaşlar. Kastamonu'ya gittiğimizde ya da ailem, annem babam gittiğinde kesinlikle getiriyorlar. Gayet de güzel. Zaten biliyorsunuz Kastamonu'nun sarımsağı meşhur. Şöyle şunları şu tarafa alalım. Sarımsaklarımızı bir güzel yıkıyorum arkadaşlar. Ve sarımsaklarımızı tavamızın içine doğrayalım. Bu şekilde doğradım arkadaşlar ve bunun üzerine bir miktar sıvı yağ ilave ediyorum. Şöyle az bir şey koymamız yeterli. Şimdi ben bunu ocağa alıyorum. Kavurmaya başlıyorum. Ocağımızın altını yakalım. Soğan ve sarımsaklarımızı kavuralım.
Şimdi bunu bir kavuralım bir güzel. Daha sonra karalahanalarımızı üzerine ekleyeceğiz arkadaşlar. Ben gibi ya bir makarnanın yanında hani yiyebilirsiniz ya da ekmeğinizi bandıra bandıra da yiyebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli bir yemek oluyor. Denemek isteyenlere mutlaka tavsiye ederim. Ve bir de böyle karalahana saplarıyla ve yapraklarıyla yaptığım bir yemek daha var arkadaşlar. Ondan da kısacık böyle bahsetmiştim, sohbet manasında. Haşlama deniyor arkadaşlar, bizdeliler buna. Haşlama deyince et geliyor aklınıza ama onlar karalahana ile yapılan bir çorba tarzı yemekten bahsediyorlar. Ve karalahana, korkota, taze fasulye, barbunya, mısır gibi malzemelerin bir araya gelip çok güzel olduğu bir çorba. İlerleyen zamanlarda onu da yapıp size çekeceğim arkadaşlar. Bana ilk başta çok garip gelse de sonradan valla iştahla yediğim bir yemek. Çok da seviyorum. Sağ olsun kayınvalidem çok sevdirdi bana o yemeği. Bunlar böyle bir güzel kavrulsun arkadaşlar. Daha sonra karalahanalarını üzerine atacağız. Evet arkadaşlar, istediğim derecede kavruldum. Ne çok öldürdüm soğanlarımı ne de çok diri bıraktım. Şimdi böyle lahanalarım var. Onları da böyle bir güzel tavama aktarıyorum arkadaşlar. Ve şöyle yavaş yavaş açalım. Şöyle tavanın altında biraz açayım. Öyle biraz kavrulsun ve baharatlarını katalım arkadaşlar. Baharat olarak ne kullanıyorum? Şimdi tuzum var. Yarım tatlı kaşığı tuz koyacağım arkadaşlar. Daha sonra şöyle yarım tatlı kaşığı kadar da pul biber koyacağım. Başka ne koyabiliriz? Kimyon koyabiliriz. Ama çok az koyun isterseniz. Kimyonun tadını beğenmeyenler var. Ben kimyonu çok sevdiğim için kimyon koyuyorum. Ve ayrıyetten karabiber koyacağım arkadaşlar. Bunların hepsini bir güzel kavurmaya devam edeceğim. Yaklaşık bir 10 dakika kavurmamız yeterli. Arada kavurup kapak kapatacağım üstüne arkadaşlar, biraz yumuşasın diye. Şöyle ilk önce baharatların iyice birbirini bir özleştirelim. Evet, kapak kapatalım arkadaşlar. Şöyle bir kapak kapattım. Direkt elime geçen kapağı yerleştirdim. Kısık ateşte yavaş yavaş kavrulmasını bekliyoruz. Daha sonra tabağımızı alıp kavurmamız nasıl oldu hep birlikte görelim. Şöyle bir kapağı açalım bakalım. Evet. Karalahana kavurmamız mis gibi olmuş arkadaşlar. Bakın. Gayet de lezzetli gözüküyor. Ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar karalahana kavurmasını. Umarım sizler de denersiniz. Sizler de beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Selametle.